Merhaba arkadaşlar. 11. gramerimiz N3. Osorega aru demek. Osorega aru gramerimiz. O osoreru'dan geliyor. Kalemim yine gitmiş. Bir saniye. Osoreru korkmak demek. Watashi osore, benden korkun gibi. Osore de isim hali korku demek. Yani korkusu var. Tehlikesi var anlamında. Ona bakacağız şimdi. Korkusu var, tehlikesi var diye çeviriyoruz. Niye yazamıyorum? Kalem çalışmıyor. Neyse. Meishi no, meishi artı no artı osorega aru. Yani meishi'den sonra gelebiliyor. Arasına no geliyor. İşte deprem tehlikesi var gibi. Dişin no osorega aru. Sözlük halinden sonra geliyor. Yani sözlük halinden sonra geliyor. Yani geçmiş zaman olmayacak. Normal olacak. Direkt geliyor o hal, o soruya ağrı diye. Mesela o köprünün yıkılma tehlikesi var. Ano hashi wa kovareru. O soruya ağrı. Yıkılma tehlikesi var. Korkusu var. Ne yazılıyor? Şu kalemim bakayım. Şimdi örnek cümlelere bakacağız. Kolay zaten gramer. Yani anlaşılması kolay. Kalem çıkmadı ya. Neyse. Tabako takusan su to. Tabako sigara demek çok. Su çekmek. Tabako su sigara içmek diyoruz biz. Su havayı çekmek demek içine. Tamam. Tabako takusan su to. Sigarayı çok içince bunu da yanlış mı yazmışım ya? Kuse, şu kanji yanlış. Şöyle kuse diye okunuyor. Kuse alışkanlık demek. Kusenin nara osorega ağrı. Alışkanlık olma tehlikesi var. Yani sigarayı çok içince osorega ağrı. Kusenin nara osorega ağrı. Alışkanlığa olma tehlikesi var. Konban bu akşam Ogata no tayfu ga Konochihoe büyük bir tayfun bu bölgeye Konochihoe chikazuku yaklaşma. Ne varmış? Osorega arimas. Yaklaşma tehlikesi varmış. Chikazuku osorega arimas. Fiilin normal hali geliyor. Jishin no ekyo de ekyo etki demek. Bu N1 kanjisi ama çok çıkıyor karşınıza. Yani en azından gözünüz alışırsa iyi olur. Jishin no ekyo de depremin etkisiyle tsunami no osorega arimas. Bu da isimden sonra osore no geliyor ortaya. Ne tehlikesi varmış? Tsunami tehlikesi varmış. No osorega aru da böyleydi. Kolay bir gramer bu da. Bu video bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.